yapılabilir. Önce bir dişlerimize bakalım. Dolgularda yüksek dolgular varsa herhangi bir ısıralım. Açalım tekrardan. Dolgularımız kanal tedavimiz herhangi bir işlem varsa net bir bilgi verebiliriz. Ama diş sıkmanın en büyük sebebi stres, oklüzyonda herhangi bir diş sıkma için. Tamam? Diş gıcırdatma toplumun %90'ında meydana gelen bir sıkıntı. Hastaların şunu bilmesi lazım. Diş gıcırdatmanın %90'ı strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Diğer sebepleri ne olabilir? Hastada merkez sinir sistemini uyaran herhangi bir hastalık olabilir. İşte Parkinson, serebral palsi, epilepsi, Down sendromu gibi hastalıklar. Ya da hastanın sindirim sistemini etkileyen, endokrin sistemini etkileyen, yetersiz beslenmesini tetikleyen durumlar olabilir. Onun dışında hastalarımızda dediğim gibi stresi etkileyen hiperaktivite, endişeli, tedirgin, psikolojik rahatsızlıklardan dolayı hastalar dişlerini sıkıyor olabilir. Ya da dişsel bir sıkıntı olabilir. Mesela işte kötü yapılmış protezler, kötü yapılmış dolgular, yüksek yapılmış dolgular bu tip durumlarda diş sıkmaya sebep olabilir. Diş sıkmanın tedavisi, bruksizmin tedavisi ilk olarak hastaya eklemini yük bindirmemesi gerektiğini, eklemi zorlamaması gerektiğini söylüyoruz. Mesela esnerken çok fazla ağız açıklığı olmaması lazım. Ekleme destek olması lazım ya da bir televizyon izlerken ekleme destek olacak. Onun dışında en önemli yöntem hastaların en çok kullandığı şeffaf plak yöntemi. Şeffaf plakta da şöyle yapıyoruz. Hastalardan ölçü alıyoruz. O ölçüye özel, hastaya özel şeffaf plaklar üretiyoruz. Bu şeffaf plakları hasta tabii ki mutlaka gece kullanması gerekiyor. Ama çok stresli, çok sıkıntılı hastalar olunca gündüz de öneriyoruz. İşte gündüz belli saatlerde, gece de sabaha kadar kullanması gereken bir tedavi şeffaf plak tedavisi. İkincisi farmakolojik tedavi önerebiliriz. İşte hastayı kas gevşeticiler kullanmasına. Üçüncüsü bir eklem splinti önerebiliriz. Bu da bir ortodontik tedaviye giriyor. Hastada çapraşıklıklar varsa, bir sıkıntı varsa ekleminde eklem splinti ya da ortodontik tedavi görebilir. Çocukluk çağında görülüyor, bir de genelde ileri yaşta görünüyor. Çocukluk çağında görülme sebebi, işte çocukta bir hiperaktiflik, aşırı hareketlilik vardır. Ya da herhangi bir kardeşi olmuştur, kıskançlık durumu vardır. Bu tip durumlarda çocuklarda diş gıcırdatma görünür. İleri yaşlarda görünme sebebi de hastalarda kötü dolgular vardır, yüksek yapılmış protezler vardır. En büyük sebebi de hem küçük yaşta, çocukluk çağında hem yetişkin çağda görülecek şey stres. Strese bağlı her yaşta da görülebilir ama genellikle çocuklarda ve ileri yaşlarda görülüyor. Lastiklerini günde de güzel durur.